Bundan önceki videoda ekranda gördüğünüz belirsiz integralin neye eşit olduğunu bulmak için öncelikle x'i 3 sinüs teta'ya eşitlemiştik. Bunun sayesinde buradaki integrali elde etmiştik. Sinüs ve kosinüsleri ayırıp bildiğimiz trigonometrik özdeşliklerden faydalandığımızda ifade u dönüşümünü kullanabileceğimiz bir hale gelmişti. u dönüşümü için u'yu kosinüs teta'ya eşitlemiş ve ifadeyi bu hale getirmeyi başarmıştık. Tüm bunların sonu sonucunda ters türev almış ve her şeyin U türünden tanımlandığı bu ifadeyi elde etmiştik ve artık tüm bunları tersine çevirip sonucun ne olduğunu bulmaya hazırız. Yaptığımız son dönüşüm u eşittir kosinüs tetaydı. Şimdi burada u yerine kosinüs teta koyarsak her şey kosinüs teta türünden olur ama böyle olduğunda x türünden bir fonksiyon elde edemeyiz. Bu yüzden de yani sonucu x türünden elde edebilmek için u'yu x türünden ifade etmeye çalışmamız lazım. u kosinüs teta'ya eşitti. x ile teta arasındaki ilişkiyi de buraya yazmıştık. Evet x 3 sinüs teta'ya eşit. Bir kere daha yazayım. x eşittir 3 sinüs teta. Bunu biraz daha farklı olarak x bölü 3 eşittir sinüs teta olarak yazabilirim değil mi? Bunu iki tarafı 3'e bölerek elde ettim. Bu noktada eğer bunu sinüs teta türünden ifade edebilirsek sinüs teta'nın yerine x bölü 3 yazarız ve böylelikle de sonucu bulmuş oluruz diyebiliriz öyle değil mi? Peki sizce bunu nasıl yapabiliriz? Size iki yol göstereceğim. Birincisinde U'nun kosinüs teta'ya eşit olduğunu bir kere daha not edelim. Bunu sinüs teta türünden ifade etmek için en temel trigonometrik özdeşliklerden birini kullanacağım. Kare kök içinde 1 eksi sinüs kare teta yazabiliriz. Sinüs teta'nın yerine x bölü 3 koyacaktık. Böyle yapınca kare kök içinde 1 eksi x bölü 3'ün karesini elde ederiz. Böylelikle u'yu x türünden yazmış olduk. Burada gördüğümüz u yerine de bunu yazdıktan sonra sonucu x türünden ifade etmiş olacağız. İkinci yolda da zaman zaman kalkülüs derslerinde, evet, bunun yapıldığını göreceksiniz. u'nun kosinüs tetaya eşit olduğunu biliyoruz. U'yu x türünden ifade edebilir miyiz? Ee, bunun cevabını hemen bir dik üçgen çizerek de bulabiliriz. Evet, sinüs teta x bölü 3'e eşit. Şimdi burası teta ise, sinüs karşı bölü hipotenüstür. Burası karşı kenar, burası da hipotenüsse, burası x ve burası da 3'tür. Evet, burası x, burası da 3 olursa sinüs teta x bölü 3'e eşit olur. Şimdi u'yu x türünden ifade edebilmek için kosinüs tetanın neye eşit olduğunu bulmamız lazım. Kosinüs, komşu bölü hipotenüs olduğuna göre komşu kenarın ne olduğuna ihtiyacımız var ve bunun için de Pisagor teoremini kullanabiliriz. Hemen not ediyorum. Kare kök içinde, evet, hipotenüsün karesi, yani 9, eksi diğer kenarın karesi, yani x kare. Bu sayede dedik üçgenin kenarlarını x türünden ifade etmiş ve kosinüs teta'nın komşu bölü hipotenüsten kare kök içinde 9 eksi x kare bölü 3 olduğunu bulmuş olduk. Ve bunu 1 bölü 3 çarpı karekök içinde 9 eksi x kare olarak da yazabiliriz değil mi? Hatta 1 bölü de karesini alıp karekökün içine koyarsak, karekök içinde 1 bölü 9 çarpı 9 eksi x kare olur. 1 bölü 3 karekökün içine girdi ve bunu elde ettik. Bu da kare kök içinde 1 eksi x kare bölü 9'a eşittir. Ve bunun buradaki ifadenin aynısı olduğunu da fark ettiniz değil mi? Gördüğünüz gibi iki yolla da aynı sonucu elde ediyoruz. Ben kosinüs tetayı sinüs teta türünden ifade edip u dönüşümünü yapmayı daha kolay buluyorum ama tabii ki seçim sizin. Son olarak da orijinal ifadeyi de yazalım. Bunların ikisi de aynı şey ve bunu da 1 eksi x kare bölü 9 üzeri 1 bölü 2 olarak yazayım. Şimdi de u gördüğümüz yere bunu koyacağız. 243 çarpı u üzeri 5 yani bunun 5. kuvveti. Bu da 1 eksi x kare bölü 9 üzeri 5 bölü 2 ve hepsine birden bölü 5. Eksi bunun bir de üçüncü kuvvetini alalım. Bu da 1 eksi x kare bölü 9 üzeri 3 bölü 2 ve hepsine birden bölü 3. Artı c'yi de unutmayalım. İşte bu kadar. Biraz karmaşık ama önce trigonometrik dönüşümü sonra da u dönüşümünü kullanıp ya da trigonometrik dönüşümden sonra ifadeyi farklı bir şekilde ifade edip trigonometrik fonksiyonların kuvvetleriyle de biraz oynayınca ifadeyi u dönüşümünü kullanabileceğimiz bir hale getirmeyi başarmıştık ve bundan sonra da dönüşümleri tersine çevirip bu bedirsiz integralin neye eşit olduğunu bulduk.